Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz sevgili seyirciler. Gün ortası programında karşınızda olacağız. Her gün olduğu gibi bugün de yine çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Meslek büyüğümüz Ahmet Çakır bizlerle birlikte olacak. Kendisi Fransa'daydı. Turnuvayı yakından takip etti. Dolayısıyla Fransa'yı enine boyuna konuşacağız. Galatasaray'ın gündemini de tabii ki masaya yatıracağız. Aynı zamanda dün gece noktalanan Copa America macerasının da yine detaylarına Ahmet Çakır'la göz atmaya çalışacağız. Ahmet abi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bir hiç kimsenin konuşmadığı yerden başlamak isterim Fransa ile ilgili olarak. Arada tabii Türkiye televizyonlarını falan izleme şansı var biliyorsun artık yurt dışındayken. Aman izlenemiyor falan denilecek bir şey yok. Bilgisayardan internete girdiğin zaman görüyorsun. Bir şeyi şaşırttı beni. Türkiye'de korkunç bir yorum bolluğu var. Yani maç başladığı yorum, başlamadığı yorum, öncesinde yorum, ortasında yorum, sonrasında yorum. Sadece, çok özür dilerim, sadece futbol konusunda yorum yapmıyoruz. Futbolun dışındaki bütün elementlerle ilgili yorum yapıyoruz. Evet, bu çok üzerinde durulmaya değer bir nokta. Yani Türkiye'de bir yorum çılgınlığı ortaya çıktı. Şunu merak ediyor insan, biz bundan önceki Avrupa şampiyonalarını, Dünya Kupalarını falan nasıl seyrediyorduk bu yorumlar olmadan? Çünkü hakikaten biraz sınırdan aşıldı ve ayrıca burada bir kolaycılık da var. Asıl yapılması gereken iş programcılık. Yani Fransa'da ne oluyor, sahada olanların dışında, işte dışarıdaki eğlenceler, taraftar durumları. Bunlar hiç yapılmıyor değil, belli ölçülerde yapılıyor ama hepsi bu mudur? Çok daha fazlası yapılabilir. O yönden yoruma doğru gazetecilik anlayışında bir kayma var. Ve bu kayma da çok şiddetli bir kayma. Yani bittiği anda programlar bakıyorsun. Efendim işte Macaristan şöyle oynadı, bilmem kim böyle oynadı. Yani bu memleketin insanı sahiden Macaristan'ın şöyle ya da böyle oynadığıyla ilgili bu kadar derinden mi meşgul oluyor bu konularla? Şaşmamak bence hiç alakaları yokken, uzaktan yakından bilgi sahibi değilken insanlar yorum yapmayı bir meslek haline getirdiler. Sizlerin koltuklarınıza yok, öyle bir şey aday yok. Olmaya çalışıyorlar ama aday olamazlar. Kolay i̇nan, değil. İnan öyle bir derdim yok. Kolay hiç değil. Öyle bir derdim yok. Zaten olmadığı için bunu rahatlıkla konuşabiliyorum. 40 gün ekmek yemek lazım. Ve meslek açısından çok ciddi bir sapma söz konusu ve bu kolaycılık. Yani oturduğun yerden hemen maç bitti. Efendim işte 4-2-3-1 oynuyordu. Hayır 4-4-2 oynamalıydı falan filan. Hayır bunlar... Çok daha sahici konular ve sorunlar var. Üstelik orada ekibi olanlar var. Örneğin yani TRT hiçbir şey yapmıyor değil. Çok hoş programlar, iyi işler hepsini yapıyorlar. Amenna ama yorum boyutunda bir sapma çok belirgin. Yorum Allah yorum, yorum hayır. O maçla ilgili olarak hemen maçın arkasından verilebilecek başka türlü haberler, değişik gelişmeler falan... Meslekteki bu sapma dikkatimi çektiği için söyleme ihtiyacı duydum. Tabii yorumcu arkadaşlar arasında da neyi ne kadar bildiği çok kuşkulu. Evet. Yani işte o konuları ne kadar izlediği pek belli olmayan kişiler de oluyor. Onlar da çok basma kalıp şeyler söylüyorlar ama zaten kimse izlemediği için fazla bir şey de fark etmiyor. Yani çok değerli şeyler de söylense kimsenin izlediği yok. Ortalama gevezelikler de edilse kimsenin izlediği yok ama bunu saptamak istedim. Önce bizim orada yaptığımız, yapamadığımız birim kavgası şu bu falan filan biliyorsun. Memleket içinde çokça mevzu oldu ve olmalıydı da zaten. İlk iki maçtaki başarısızlığımız, sonrasında hoca İspanya maçından sonra gereğini yaparım gibisinden bir ayrılık mesajı vermiş oldu. Sonra Çek Cumhuriyeti maçı öncesi Marsilya'daki son idmanda adeta takımı bırakmış gibiydi hoca. Bir kenara çekildi ve ertesi gün bütün gazetelerde falan yer aldı biliyorsun. Konuşulanlar doğru muydu? Doğru oldu. Masaya yatırılanlar, ortaya bizleri çıktı. Üzen konular doğru muydu ortaya gerçekten? Çıktı. Ben başlangıçta açık söyleyeyim hepsine kuşkuyla bakıyordum. Ben biraz, de öyle baktım çünkü de. Biraz şundandı. Ben şampiyonayı Paris ağırlıklı olarak izledim 15 gün boyunca. Milli takımsa Marsilya ağırlıklıydı. Bu haberlerde kaçınılmaz olarak Marsilya'dan çıktı. Önce şöyle düşündüm. Arkadaşlarımız orada işte pek dişe dokunur haber çıkaramadıkları için bu tür meseleleri hakikaten belki bir şey vardır ama biraz da pireyi deve yapıyorlar, çok büyütüyorlar falan filan diye düşündüm. Sonra Marsilya'ya geçmek söz konusu oldu. Benim de sorabileceğim, edebileceğim insanlar vardı.
her şeyin neredeyse harfiyen doğru olduğunu gördüm. Hatta çok daha şaşırtıcı boyutu da şuydu. Fatih Hoca da basın toplantılarında bu kampta olup biten kötü ve yanlış bir takım şeylere engel olamadığını çok açık şekilde itiraf etti. Ki Fatih Hoca bunun tam tersi biridir. Yani katiyen böyle şeylere itiraf etmek değil, tam tersine benim müsamaha göstermez hayatta. Benim olduğum yerde bunlar düşünülemez tarzında, böyle şeyler asla olamaz tarzında bir yönetim anlayışı vardır. Hayır, onun da bütün bu olup bitenlere, yani tatsız tutsuz olup bitenlere anlamında söylüyorum, pek engel olamadığı ve bunun da tabii kaçınılmaz olarak milli takımın başarısını önlediği ortaya çıktı. Ayrıca bir Alman gazetesi Bild'in de alay eder tarzda haber yaptı. İşte futbolcuların hemen her birinin fazla kilolarından olduğu, işte bunların da ne kadar olduğu falan yolunda haberler yapabildiği ki hemen arkasından hoca da bunu doğruladı. Şu anlamda doğruladı. Pek çok arkadaşın kampa hazır gelmediğini söyledi futbolcu arkadaşların. Yani kendilerine iyi bakmadıkları, çalışmadıkları, şu bu. Peki öyle bir ortamda Avrupa Şampiyonası'nın en zor grubunda nasıl başarılı olacaktık? Biz ona akıl erdirmek çok güçleşti. Ama Çek Cumhuriyeti maçını kazanır kazanmaz birdenbire dünya değişti ve artık işte başka şeyler konuşulmaya başlandı. Çünkü gruptan çıkma şansı açıkçası %80-85'ti. Çünkü birkaç olasılık vardı ve onlardan biri biri gerçekleşir. En azından İrlanda 5 dakika daha gol atamayabilirdi. O da bizim çıkmamızı sağlardı falan filan. Ama kendi işini kendin görmedikten sonra bu tür şeylere bel bağlamanın da fazla bir anlamı olmadığı gün gibi meydanda. Havaalanında iner inmez bildiğim taksici tabii her Türk gibi işi çözmüştü. Ahmet abi bizi istemediler değil mi? Aynen bunu tabii, söyledi. Ama buna tam İtalyanların bizi istemediği söylendi. Ama buna tam inandığından değil, buradan muhabbete girebilirim herhalde, bu Ahmet abinin hoşuna gider. Oysa baktık Ahmet abisi tam tersi bir noktada. Sen kendi işini kendin görmedikten sonra yok İtalyan şöyle yaptı, yok bilmem ne yaptı. Fakat iş orada kalmadı. Bırak taksici arkadaşımızı, bir yazar yorumcu arkadaşımız da Arnavutluk ve Türkiye'nin, yani iki Müslüman ülkenin dışarıda kalmasının bir tesadüf olamayacağı yolunda değerlendirmelerde bulundu. Ben bu tip senaryolar üreten insanların film sektöründe çalışması taraftarıyım. Güzel. Ben yani de o zaman komple teorisyenleri... Taksici arkadaşa söyleyecek bir şeyim kalmadı. Yani bu memleket... Türkiye'de bence senaristlere çok ihtiyaç var. Evet. Eksik var bu konuda. Bir de bu memleket böyle yaşıyor. Yani sahici sebepleri ortaya koyup onları ortadan kaldırmak, şimdi nitekim şu anda en yapılması gereken şey o. Burada daha önceki yayınlarda da 100.000 kere söylemişimdir. Şu, bugüne kadar Türkiye ne başarılı oldu ne de başarısız oldu turnuvalarla ilgili sonrasında hiçbir gerçekçi değerlendirme yapmadı. Yani biz 2002 Dünya Kupası'nda ne yaptık da başarılı olduk? Bununla ilgili olarak çok araştırmalar, çalışmalar, analizler, raporlar yapılmalı ve bundan sonraki başarılar için bunun nasıl temel alınabileceği ortaya çıkmalıydı. Aynı durum başarısızlık için de söz konusu. Mesela biz ne yaptık da 2004'e katılamadık? Düşün, 2002'nin dünya üçüncüsü bir takım 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Aynı şekilde yani biz ne yaptık ya da yapamadık da 2012'ye katılamadık? Avrupa Şampiyonası'nı kastediyorum. Arada 2010 Dünya Kupası var. Biz bunlara niye katılamadık? İşte yatırılan paralar belli, ülkenin potansiyeli belli. 80 milyonluk nüfus ama avuç içi kadar. İstanbul'un bir sokağındaki kadar insan yaşıyor İzlanda'da biliyorsun. Evet, 320 evet. bin, 331 bin ben kişi. Ben Bakırköy'den örneklendiriyorum. Bakırköy'ün nüfusu 3 milyon, onda biri. Herhangi bir sokağa, Bağdat Caddesi'nin bir tarafında dahi 331 bin kişi yaşıyor. Öyle bir ülke bir takım aşamalar yapabiliyor ama Türkiye tipik mehter marşı tavrındayız. İki ileri bir geri. Bu geri adımı atma durumundaydık herhalde bu sırada. Çünkü mehter marşıyla bağlantı kurmamak imkansız. Çok ilginç bir durum yaşandı orada. İspanya maçında tribünde SS bandosu mehter marşını çaldı. Bu çok ilginç bir durumdu. Ben organizasyon komitesinin bunu yadırgayabileceğini ve engel olabileceğini düşündüm. Tam tersine Lens'teki maçta bu sefer orijinal şekliyle kaset verilmiş, mehter marşı orada çalındı. Zaten Lens'teki maçta... Sevmişler demek ki. Evet, Lens'teki maçta stat adeta Konya stadı gibiydi.
Yani Çek Cumhuriyeti takımı deplasmana gelmiş, işte 3-5 bin kişi bir kenarda kaldılar. Türkiye tamamen kuşatmıştı. Ayrıca da turnuva boyunca en güzel olay Türkiye adına taraftarların herhangi bir olay çıkarmamasıydı. Çünkü ben bugüne kadar bizim taraftarların herhangi bir Avrupa maçında olay çıkarmadığını hemen hiç tanık olmadım. Mutlaka ne yaparlar yaparlar, ufaklı büyüklü diyelim metroda da bile kalsa ille bir olay çıkarır ve açıklaması da şudur. Önce onlar bize küfretti abi. Hep böyle bir açıklama vardır. Bu kez çıkmadı ama son Lens maçında sahaya atılan, maçın ardından atıldı açıkçası. Sahaya atılan meşaleler nedeniyle 11 kişi tutuklandı ve yargılanacaklar. Oralarda işler çünkü Türkiye'deki gibi değil. İdare tabi düzeni yok. Yakalanıp tutuklanıp hapse atılıyorlar. Güvenliğin çok katı olduğu yönünde evet, Temmuz'da söylemler var. Yargılanacaklar Temmuz'da. Yani o zamana kadar da bir kısmı tutuklu kalacak. Polislerin falan. De mesela orada turnuvada görev yapan polislerin de çok mesai yaptıkları için çok gergin oldukları yönünde söylemler duydum. Gerginlik birkaç yönlü. Sadece polisler değil, görevliler de çok gergin. Mesela ilk gün diyebileceğimiz ilk çalışma günü onlarla karşı karşıya geldiğimiz gün diyelim. Çünkü ben daha önce açılış maçına da gittim Stade de France'da. Bizim ilk maçımız Hırvatistan maçı öncesinde Fatih Hoca'nın işte basın toplantısı var biliyorsunuz. Standart prosedür bu. O basın toplantısına giderken basın merkezin stadın içinde ve basın toplantısının yapıldığı yerde stadın içinde, stadın içine de 2-3 aramadan sonra giriliyor. Çantalarımıza bakılıyor, üstümüz aranıyor bilmem ne. Hiçbir itirazım yok. Tamam işte kaçınılmaz olarak yaşanan olaylar nedeniyle Fransa bir güvenlik paranoyası içinde. Bunu kabul ediyorum. Amenna. Ama oradan oraya yani ikisi de stadın içinde çeşitli aramalardan sonra girdiğimiz stadın içinde 250-300 metre yürürken tam 7 ayrı noktada taciz edildik. O denli. 250-300 metrelik mesafe 7 ayrı noktada taciz derken şunu söylüyorum yani biri diyor nereye gidiyorsunuz öteki hayır buradan gidin şuradan gitmeyin falan kimisi yol gösteriyor ama genellikle böyle rahatsız edici öyle sadece eliyle şu taraftan falan değil. Yani niye geldiniz, gelmeseniz daha iyiydi dercesine. Ve son 3 noktada da görevliler içeriye giremeyeceğimizi söyledi. Ama bu içeriye giremeyeceğimizi söylerken biz Türk gazeteci kafilesi devamlı yürüyor. Kimse çünkü bir kırmızı kart vardı, küçük bir kırmızı kart. Onunla bu tür basın toplantıları izlenebiliyormuş. Biz de artık isyan ettik. Ya kardeşim işte Türkiye'nin hocası konuşacak, Türkiye'nin gazetecileri izleyecek. Daha kartının da bilmem nesinin de başlatırsınız falan deyip yürüyüp gittik ve oldu. Bir de şu var yani bu derece şiddetli önlemler zaman zaman komediye de dönüşebiliyor. Mesela iki gün sonra bir Alman taraftarın soyunma odasına kadar girdiği yolunda bir haber yayıldı orada. Doğru mu yani acaba? Artık onu takip edebilecek durumda değildim ama böyle şeyler her zaman olabilir. Önlemleri bu kadar abarttığın zaman yani... Sakınılan göze çöp batar. Zaten işte defalarca arandıktan sonra girilen yerden sonra çok olağan bir yere giderken 7 noktada bir taciz ediliyorsan orada inan ki işler yolunda gitmez. Mümkün değil. Dolayısıyla öyle şeyler oldu ama yine sonuç olarak anlıyoruz. Türkiye'nin performansı ile ilgili aslında çok konuşmayacağız. Artık güncelliğini yitiren bir konu haline geldi Türkiye'nin turnuvaya veda etmiş olması. Tabii. Ama ilk iki maçta böyle performans ortaya koyup da Çek maçında takdir edersiniz ki hoşunuza gitmiştir performans. Çok fazla değişen bir şey yok. Şöyle olmadı ya güzel. Benim çok hoşuma gitti. Milli takım müthiş bir sıçrama falan yapmadı ama. Yani kendi kapasitesinin yani çok yakında izleyen arkadaşlar olarak kendi aramızda konuştuk. Görüş birliğimiz var. Ne değiştiği soracaktım. Gerçek kapasitesinin %50'sine 60'ına çıktı. Bir de Çek Cumhuriyeti'nin yeterince ötekiler kadar etkili olamayışı ve gol atamayışı. Atsaydı çünkü atabileceği pozisyon vardı maçın başında. Hatta Sivok biliyorsun iki oyuncumuzun arasında zor pozisyonda kafayı vurdu ve direkten döndü. O gol olsa biz kolay kolay ayağa kalkamazdık. Çünkü zaten öyle kırılgan bir yapımız vardı. Orada da Mehmet Topal'la Ozan'ın arasından vurdu ve ikisinin de arkasındaydı. O noktalardaki zayıflığımız, zaaflarımız halen devam ediyor. Bundan sonrası için de önlem alınması, bir şeyler yapılması gereken durum olduğu için ısrarla ayrıntısıyla söylüyorum. İkisinin arasından daha zor durumdaki Sivok kafayı vurdu ve direkten döndü.
Orada oyun 1-1 olur ve biz ondan sonra da dağılır giderdik. Allah selamet versin. 3 maçın da verilerine baktığımda hiçbiri tatmin edici değil. Koşu mesafeleri başta olmak üzere ki ne kadar mücadele edip etmediğini gösteriyor. İlk 2 maçta 102'lerde falan, 3. maçta 106 yanılmıyorsam biraz kıpırdanmışsın sadece. Oysa buna karşılık başkalarınınki 110'lardan falan evet başlıyor. Ve herkesin turnuvanın en yaşlı takımlarından bir tanesinin bile bizden çok daha fazla. Hiç tereddütsüz. Zaten bunları yorumcu arkadaşlar belli ölçülerde değerlendirdiler. Bizim bütün verilerimiz, ölçülebilir değerlerimiz ne yazık ki yerlerde sürünüyordu. Son maçta da inan olağanüstü bir şey olmadı. Çok değişen bir şey olmadı. Sadece uyarına gitti bazı şeyler. Herkes başka türlü yorumlamaya hazır. İşte kadro değiştirildi, Emre Mor oynadı, şu oldu, bu oldu. Hayır, hayır. Emre Mor meselesi tabii ki bu turnuvanın en konuşulmaya değer yanlarından biriydi. Ama bir takım insanların sahte uzmanlık gösterilerine falan gerek yok. İlk 2 maçta Emre Mor 11'de oynatılamazdı. Oynatılsaydı çok açık bir teknik hata olurdu. Ezilirdi ve bu muydu Emre Mor denilebilecek bir durum ortaya çıkardı. Çünkü Emre Mor... Fatih Hoca'nın söylemiş olduğu oyuncuyu kaybetmemek adına %100 katılmaktasınız haklı. Yani. Hocanın belki de turnuva boyunca söyledikleri sözler içinde %100 haklı olduğu tek söz buydu. Çünkü aynı Emre Mor sadece birkaç ay önce 5-0 yenildiğimiz Slovakya maçında oynadı. Ve çok gereksiz hareketlerle, yani iki kişiyi geçiyor, üçüncüyü de geçmeye çalışıyor. Katiyen pas alışverişi yapmıyor filan, şut atıyor, kurtarmaya çalışıyor. Takımı büsbütün batırdı ve 5-7 takım. Dolayısıyla Emre Mor'un olağanüstü yeteliği, sıra dışı adam oluşu, hepsi, hiçbirine hiçbir itirazım yok. Ben de en çok beğendiğim adam ve gelecek için büyük umut ama Emre Mor'u o kadar büyütüp de işte oynasaydı şöyle olurdu böyle, hayır hiçbir şey olmazdı. Hocanın en doğru davrandığı konu odur ama işte kadro değişti de şöyle oldu da şu oynar mıydı, bu oynamaz mıydı? Bunlar içinden çıkılacak mevzular değil. Genel olarak bizim oraya hazır gitmeyişimiz ve öteki orada yaşanan sorunlar inanılmaz düzeydeydi. Ben hazır çok... gitmemekten kastınız ne? Şöyle, yani bu oyuncular şöyle, tabii. Ligden ligi daha yeni bitirmiş. Söyleyeceğim tam maç olarak maç kondisyonları söyleyeceğim. Olan oyuncular. Çok şaşırtıcı, haklısın. Ben de hatta çok iyi hazırlandığımızı fizik, teknik, taktik yönden hiçbir sorunumuz olmadı. Ben öyle düşünmüştüm şahsen. Tamamen öyle düşünüyordum. Hatta kampa Nihat'ın, Tuncay'ın, Tümer'in çağrılmasının da çok akıllıca 2008 ruhu, bunlar psikolojik bence çalışmalar. De, bence de. Ayrıca müzisyenlerin gelip evet gitmesi, İlber Ortaylı İlber hocaya kadar olması. Hepsini demek ki şöyle düşünüyorum. Fizik, teknik, taktik çalışmalar bitirilmiş. Bunlarla hiçbir boşluk bırakılmıyor. Zaten fizik çalışmalar için 2008'in sihirbazı Scott Perry getirildi. O konuda hiçbir endişem yok. Ama Fransa'da hoca söyledi. Pek çok arkadaş buraya hazır gelmedi diye oyunculardan şikayet etti. Ha, şimdi orada şöyle bakacağız. İşte en belirgin olanlar kimlerdi? İşte Arda son zamanlarda Barcelona'nın maçlarında oynayamadı. Caner Erkin'in durumu aynıydı. Bunun gibi birkaç oyuncu daha milli takım oyuncusu ama oynamamaktan dolayı bir sıkıntısı var. Fatih Hoca da bunu kampta ve hazırlık maçlarında halledeceğini kendi söylemişti. Ahmet abi hazır olarak gelmediler derken mental anlamda mı yok, söylüyor? İşte söylüyorum. Fiziksel anlamda mı söylüyor? İkisi bir arada. Mentali kastediyor olabilir mi acaba? Mental ya %100 kastediyor. Mental dağınıklığımız tüyler ürpertici düzeydeydi. Mesela 2-0 kazandığımız Çek Cumhuriyeti maçından sonra o karışık alanda biliyorsun mix zone denilen karışık evet alanda oyuncular daha bu tür işte mental olarak hazırlığı olmadıklarını gösteren türden sorunlardan yakınıyorlardı. Kimisi transferiyle ilgili gelişmelerden, kimisi işte prim meselesinden, bir yandan da işte Arda tehditler yağdırıyor bilmem herkesten hesap soracağım falan filan diye. Mental dağınıklık diyebilirim ki bunca yıldır izlediğim kamplar içinde ilk kez bu kadar darmadağın bir milli takıma tanık oldum mental olarak. İşte transferi var, oynamıyor, işte başka türlü eşiyle ilgili problemleri var filan. Onlara varıncaya kadar her şey %100 milli takıma yansıdı. Ama başka türlü de halledilebilirdi. Yani bu işe başka türlü de bakılabilir. O da yönetilemedi. Nasıl? Bizim aslında Hırvatistan ve İspanya'ya yenilmemizin çok olağanüstü bir tarafı yoktu. Bunu ama kontrol altında tutabilmek, maçlarda başa baş dişe diş oynamak,
Diyelim ki işte Hırvatistan'a 2-1 yenilirsin, gol atarsın, dişini gösterirsin. Sen de 110 kilometre koşmuş olursun. Mücadelelerde göz doldurucu böyle izleyenlerin aklında kalabileceği bir yığın pozisyon olur. İkinci maçta da İspanya'ya kök söktürürsün ama gene yenilirsin. Sonuç ne? İki maçta da yenildin, elde var 0. Ama insanlar kıpır kıpır. Ya bizim milli takım bir şeyler yapıyor ama bir türlü karşılığını alamıyor olabilirdi. Oysa tam tersiydi. Hiçbir şey yapmıyor ve turnuvanın en kötü takımı. Bir yandan da en kötü olması beklenen takımlar şaşılacak şeyler yapıyorlar. Arnavutluk söz gelimi. Maç kazanıyor, sonuna kadar direniyor. Fransa'ya neredeyse soluk aldırmıyor. Son dakikalarda gelen iki golle yeniliyor falan. Bizim normal olarak çok rahatlıkla yapmamız gereken şeyleri bizden çok daha zayıf olduğu bilinen takımların yaptığı görüldüğünde daha çok hedef oldu oyuncular, milli takımın bütünü. Buna bir de prim meselesi, öteki saçmalıklar, şunlar bunlar eklenildiğinde milli takımın itibarı toplum gözünde neredeyse sıfıra kadar düştü. Çek Cumhuriyeti maçı işi biraz toparladı çünkü turnuvadan çok utandırıcı şekilde ayrılma tehlikesi belirmişti. Çek Cumhuriyeti maçı birden her şeyi tersine çevirdi. Tam tersine devam etme. Hatta işte Galler'le eşleşip oradan finale kadar gitme, hiçbir sert takımla karşılaşmadan falan gibi olasılıklar doğdu. İş bambaşka bir düzeye taşındı. Ama bunlarda bizim ne kadar rolümüz vardı? Sınırlı. Bir maç kazanmak bu kadar çok hayal kurmaya yetmeli mi? Yeter mi? Yahut hedef amaca ulaşmaya yeter mi? Oralarda bizim sorgulamamız gereken çok şey var ama ne yazık ki hemen hemen hiçbirinin yapılmadığını görüyorum. Gene şimdi 2018 öncesinde sonrasında adım gibi biliyorum yine hep aynı konuları tartışacağız. Bunlar milli takıma alınır mı? İşte Fatih Hoca görevde kalsın mı, bıraksın mı? Efendim şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Biz böyle yaşıyoruz çünkü. Akılcı bir takım çalışmalarla, sağlam adımlarla, güçlü bir standarda ulaşma yolunda çağdaş bir yaklaşım gösteremiyoruz. Hep zikzaklar. Bizim milli takımımız hangisi? Daha önceki yayında sordum bir defalarca. Elemelerde ilk 5 maçta sadece Kazakistan'ı yenip 5 puan alabilen takım mı? Sonrasındaki 5 maçlık dilimde herkesi yenip 13 puan alan takım mı? Hangisi bizim milli takım? Burada da yine aynısı oldu. İlk 2 maçta darmadağın olan takım mı bizim takımımız? 3. maçta işte turnuvanın işte yaban atılmayacak ekiplerinden olan Çek Cumhuriyeti'ni yenen takım mı? Hangisi bizim milli takımımız? Biz artık milli takımımızın daha belirgin, daha sağlam bir yerde olmasını istiyoruz. Dünya da öyle görmeli. Herkes demeli ki Türk takımları mutlaka şunu yapar. Bunu yapar derken illa Almanya falan olmamız gerekmiyor. Birinci kategori o kadar kolay ulaşılacak yer değil. Almanya, İspanya, İtalya, Fransa onlar başka bir yerde duruyorlar. Amenna. Ama onun hemen altındaki seviye Belçika, Hırvatistan. Onlar da şu an konuşuluyor. O seviye bizim seviyemiz. Daha alt seviyeler de şu an konuşuluyor. Orada İzlanda Belçika konuşuluyor. Zaten, İrlanda konuşuluyor. Belçika çok önce bir sıçrama yapmıştı ki dün akşamki müthiş maç nedeniyle. Evet, şu onu konuşacağız birazdan. Şampiyonanın en büyük gözdesi. Dediğim gibi aşağıdakiler de işte bir İzlanda, iki İrlanda birden. Çok ciddi bir sıçrama gösterdiler. Tarihi aşama yaptılar. Hepsi biliyorsun avuç içi kadar ülkeler. İşte evet. Dediğin gibi Bakırköy kadar nüfusu olan ülkeler. Ne yazık ki bizden çok daha büyük sıçramalar yapıp daha iyi noktalara geldiler. O zaman dün akşam oynanan maçlar bir programa bakalım. Sevgili Berkay'dan rica edelim. Maçların skorları ekranlara yansısın. Fransa-İrlanda mücadelesi. İrlanda mücadeleye Ahmet abi resmen 1-0 önde başladı. Turnuva tarihinin en erken penaltı pozisyonu, penaltısı gerçekleşti ve ama ardından Fransa zaten beklenen sonucu ortaya çıkardı. 2-1 mücadele bitti. Almanya-Slovakya 3-0. Almanya belki de turnuvanın başından beri almış olduğu en rahat galibiyeti aldı. Ve Macaristan-Belçika mücadelesi. Hakikaten Ahmet abi özellikle Macaristan-Belçika mücadelesi günün maçıydı. Belçika'yı çok beğenmemiştim ilk başta. Zaten sürpriz bekliyorduk. Futbollarına aşinayız. Güzel top oynuyorlar. Ama girizgahı bence çok beklenilen gibi yapamadılar. Ama dünkü maçta gerçek Belçika'yı tam manasıyla hissettirdiler. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gösteren bir durum Belçika'nınki. Çünkü dünya sıralamasında birinciliğe kadar yükseldi. Evet. Onun önemsiz olduğunu sanan bazı Türk büyükleri var dünya sıralamasının.
Geçmişte milli takım yetkililerinden biri de öyle bir laf etti. Ekran karşısında ağzım bir karış açık kaldı. Ne söyledi abi? Dünya sıralamasının önemsiz olduğunu, onlara o kadar takılmamak gerektiğini söyledi. Oysa dünya sıralaması belki futbolla ilgili olarak dünyada en önemli şeylerden biri. Yani zaten, başka neye bakacaksın ki? Zaten ne yaptığın orada yansıyor, evet. Tamam mı? Yani o sıralama sanki senin yaptıklarından bağımsız olarak... Hayır. İstatistik bilimi diye bir şey var. Gayet bilim tabii. Bu yani. Bilim. Gayet tabii. Orada şaka olsun diye yani senin oynadığın maçlardan filan bağımsız. Biz ülkeleri böyle sıralayalım da bir bakalım nasıl oluyor falan. Böyle şey olur mu? Talihsiz bir yaklaşımmış. Gayet tabii ama o başka türlü şeylerden kaynaklanıyordu. O da şuydu. Yıllarca teknik heyetler bizi hazırlık maçlarında sonucun önlemi olmadığı yolunda bir söylemle uyuttular. Ama açık söyleyeyim kendilerini de uyuttular. Hazırlık maçlarında bir kere çok somut olarak bir konu var. Puan veriliyor. Yani öteki maçlarda galibiyete 2 puan, hazırlık maçlarında 1 puan alıyorsun. Nitekim bak biz en son 2 hazırlık maçını kazandık. Avusturya ve İsveç. En son derken yani aradaki onu kastediyorum. Onun üzerine 20.likten 13.liğe zıpladık. Çok ufak bir şey söyleyeceğim. Dün Türkiye-Yunanistan basketbol maçını izleyebilme şansınız oldu mu? Tamamın değil. Sonradan parça parça. Ben mesela hazırlık maçı derken oradan şu an aklıma geldi. Hazırlık maçıydı. Evet. Ama bir mücadele vardı Ahmet abi. Sanki olimpiyat finalinde mücadele ediyorlar. Parça öyleydi yani. Parça basketbolda parça farklı biraz daha yaşandı. İzleyebildim çünkü aynı anda hem maçlar tekrarlar bir yandan gece yarısı saat 3'te Copa Amerika'yı bekliyordum. O arada bakabildim tekrarları vardı o sırada. Tamamına bakamadım ama sayılardan filan da belliydi. Mesela 3. çeyrek 56-52 biterken. Evet. Maç sonucu da 75-70 yani nasıl bir sayısal çekişme olduğu da gün gibi meydan. Şaşırdım biraz hazırlık maçı olmasına rağmen, evet. Resmen parkede kavga ettiler. Öyle bir mücadele vardı, hoşuma gittiği için paylaştım. Buyurun ilkinde, devam edebilirsiniz. İlkinde de tabii 78-52 gibi çok ciddi bir fark yedik, evet. Adına da onun karşılığını verebilme çabası da vardı. Bir de Ergin Ataman etkeni tabii yani mücadele etmeyi zorunlu kılıyor. Şimdi Belçika'yı konuşuyorduk. Dünya sıralamasındaki yerinin birinciliğe gelmesi asla tesadüf değil. Mesela tesadüfen sıçrama yapan ülkeler olabiliyor zaman zaman. Avusturya bunlardan biri. Grup serüveninde 10 maçta 9 galibiyet, bir beraberlik. Yani Almanya'nın, İspanya'nın, İtalya'nın, evet, bile, evet, imrenebileceği bir performans. Ama sonrasında elde avuçta hiçbir şey yok falan gibi bir takım kopmalar olabiliyor. Buna karşılık Belçika o çizgisini sürdürüyor. Gerçekten muhteşem, alternatifli, güçlü bir kadrosu var. Hem yıldızları hem de işte deneyimli, sert, oyunun her şeyini yapabilen... Finaldeki isimlerden bir tanesinin onların olacağını mı düşünüyorsunuz? Orada başka hesaplar rol oynuyor. Biliyorsun bazı çok sert çatışmalar var. Favoriyi soracağım çünkü. Mesela bak şu anda İtalya ve İspanya ikisi de rahatlıkla finalde karşı karşıya gelebilecek takımlar. Ama şimdi daha ilk adımda karşı karşıya geldiler ve ikisinden biri gidiyor. Erken dolayısıyla final. Bu hesaplama içinde çok daha ciddi bir ders çalışmayı gerektiriyor. Yani nereden nereye doğru gidiyor, öbür tarafta nereden nereye doğru gidiyor. O açıdan o hesaba dayalı olarak şununla şu mu oynar, bununla mı bu oyun mu oynar... En azından maçlar tamamlansın şu aşamada, daha çünkü erken, daha çeyrek finale çıkıyor. İkinci turdayız henüz. O tarz bir tahminin çok fazla değerli olduğu kanısında değilim. Favoriler zaten belli. Belçika bunlar arasında yer alabilir mi? Alabilir. Bütün söylenecek şey bu. Öteki türlü değerlendirmelerin çok fazla bir değeri. Zaten işte İtalya, Fransa, Almanya, İspanya bunlar doğal favori. Belçika ben de varım dedi. 5 favori. 5 favori hangi durumlarda nasıl karşı karşıya gelirler? İşte söylediğim gibi bu akşam biri gidiyor. İtalya'da, İspanya gidiyor. Sonrasında bunların galibiyle Almanya oynayacak. Oradan biri daha gidiyor. O zaman hesabı nasıl yapacağız? Dolayısıyla böyle bir adım daha ihtiyaç var tahminde bulunabilmek için. Ama Belçika önüne gelen en güçlü rakibi de devirebilecek durumda. Çünkü senin beğenmediğin ilk İtalya maçında onlar o kadar kötü değildi. İtalya çok iyiydi o karşılaşmada. İtalya solu, çünkü İtalya Belçika'nın yaptığı her şeye karşılık verebilecek yapıda bir takım. İtalya maçını kastetmiştim, evet. Belçika'nın yaptığı her şeye karşılık verebilecek yapıda bir takım.
Öteki takımların hepsi Belçika'nın yaptıklarına karşılık verebilir. Nedir Belçika'nın yaptığı? Bir kere yıldızlarıyla... Çok süratli oynuyorlar bir kere. Ayrıca işte Eden Hazard, özellikle Kevin De Bruyne gibi doğrudan sonuç alabilen yıldızları var. Savunmasındaki sertliği, orta alanda iyi top kullanması... Hücumda gerekli. Hücumdan başka bir şey düşünmüyorlar. İşte hepsi. Ya dünkü maç Ahmet abi 4 değil de 7 olsaydı şaşırır mıydık? Kim şaşırabilir? 4 tane gol yedi ama maçın kahramanlarından biri Kiraly'ydi mesela yani. Kim şaşırabilir? Eden Hazard bile onu söyledi, evet. Ki 4 attıktan sonra hala daha fazla olabilirdi. Çünkü bu tür turnuvalarda 2 atan takımın daha fazlasını arama gibi bir derdi yok. Olamaz da. Strateji olarak uygun değil. Çünkü üçüncüyü, dördüncüyü atmaya kalkarken hem gol yiyebilirsin hem sakatlanabilirsin. O endişeler var. Onun için ikiyi attın mı oyunu tutup baskına bakıyorsun. Zaten başından beri takımların böyle temkinli yaklaştığı bir turnuva oldu. Kaçınılmaz. Çünkü çok soğukkanlı yaklaşıyorlar. Herkes temkinli. Her şeyi yapabiliyor. Ayaklar yere basacak. Herkes her şeyi yapabiliyor. İşte bir Arnavutluk bile Fransa'ya soluk aldırmıyorsa, evet, tabii ki temkinli oynayacaksın. O açıdan yadırganacak bir şey yok ama... Temel strateji 2 gol attıktan sonra üst tarafını aramamaktır. Ancak baskınla, çok iyi, çok uygun ataklarla gol atmaktır. O açıdan 4'ten sonrasını artık yeter, o kadar açgözlülüğe gerek yok denilebilecek bir durum söz konusu. Kaldı ki Macaristan teknik direktörü bile oyuncularına teşekkür etti. Çünkü Macar takımının da sınırı ve limiti, evet, buydu. Yarım asırdır ilk defa katılıyorsun. Geldikleri nokta iyi bir nokta. Daha fazlası yapılamazdı. Bir de çok olağanüstü bir kadrosunun olduğunu söyleyebilmek falan mümkün değil. Takım bütünlüğü daha belirleyiciydi Macaristan için. Onunla da elde edilebilecek en güzel sonucu elde ettiler. Bugün oynanacak maçlar var. Bununla ilgili bir haber bandımız var. Onu izleyelim, ardından tekrar konuşacağız. Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Euro 2016'da son çeyrek finalistler bu akşam oynanacak iki karşılaşmanın ardından belli olacak. Son 16 turunda Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği günün ilk maçında E grubunu 6 puan ve avaraj lider tamamlayan İtalya ile Türkiye'nin de yer aldığı D grubunu 2. sırada bitiren İspanya karşılaşacak. Saint-Denis kentindeki Stade de France'da oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Çeyrek finale çıkacak son takımın belirleneceği mücadelede ise B grubunu 2. sırada bitiren İngiltere ile ilk kez katıldığı turnuvada grup aşamasını geçen F grubu ikincisi İzlanda kozlarını paylaşacak. Nice kenti ile aynı adı taşıyan Stad'da oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Mücadelede Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. İtalya, İspanya ve İzlanda İngiltere mücadelesine şimdi Duayen spor yazarı Ahmet Çakır'la konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki izlemek istediğimiz maç İtalya-İspanya mücadelesi. Öncelikle popüler maç o maç. Cüneyt Çakır handikapından dolayı da keza aynı şekilde. Bu çerçevede nasıl yorumluyorsunuz? Niçin handikap dedin? Handikap, kötü anlamdaki handikap olarak demedim, özür dilerim. Ha, bir sorun çıkabilir. Hayır. Öyle demedi, demek istemedim. Yok. Yani bizi bağlayıcı için, unsur anlamında. Ama bizim için tabii maçın en çarpıcı yanı o ve Cüneyt Çakır finale doğru yürüyor çok belirgin şekilde. Ve iki maçı da çok iyi yönetti. Burada da açıkçası iki ayrı ekol denilebilecek futbol anlayışı söz konusu. Çünkü İspanya'nın oyunu oynamaya dayalı. Buna karşılık İtalya'nın oyunu durdurmaya dayalı. Dövmeye dayalı. Oynamaya falan değil, düpedüz dövmeye. Çünkü İtalyanlar çok böyle ölümüne bileği tekme attığında dahi ne var diye hemen isyan ediyor. Öyle bir maçı yönetmek biraz şey Copa Amerika'ya benzeyecek. Onlar da dün akşam aynısını yaptılar. Ya tekme yumruk birbirine girdiğinde dahi ne var falan diye hemen dönüyor biliyorsun. Brezilya'da kendi epey sıkıntı çekti. Açıkçası benim favorim İtalya. Çünkü İtalya dediğim gibi her şeyi yapabilecek noktada. Buna karşılık İspanya çok parıltılı bir dönemin biraz sonuna gelmiş gibi görünüyor. Son, bana da öyle geldi. Son 3 kupa, 2 Avrupa, 1 dünya hiçbir takıma nasip olacak bir başarı değil bundan sonra bile. Şu anda da iyi kötü götürüyorlar yarışı ama o kadar parlak bir durumda değiller. Özellikle Çek Cumhuriyeti karşısında son dakikalara kadar çektikleri sıkıntı düşünüldüğünde... Sadece bizim maçta rahat ettiler, sonrasında da Hırvatistan'a yenildiler, gördün. Dolayısıyla Hırvatistan'ın yaptığını İtalya'nın da yapabileceğini düşünüyorum ama
bu düzeydeki takımlar arasında ille şu favoridir denilemez. Yani İspanya kazanıldığında yarın birinin çıkıp da bana hesap sorması komik olur. Ya Ahmet Çakır sen şöyle demiştin filan diye. Böyle bir şey söz konusu değil ama benim görebildiğim İtalya favoridir. Cüneyt Çakır'ın da maçı nasıl yönetileceği bizim birinci dereceden önemsediğimiz bir konudur ki o da finale gidebilmek için. Yoksa belli bir standart konusunda Cüneyt Çakır'ın burada Ahmet abi finale gidebilmek için bu maçtaki performansın önemli olduğunu söylüyorsunuz. Tabii. Final maçının hakemi belli değil midir? Hayır değildir. Öyle mi? Hatta şöyle yani, burada kadar, lobiler, kulisler vesaire asla, yok mudur? Bak o kadar belli değildir ki bir kere finali kimler oynayacak? Onlardan olamaz. Yani diyelim ki mesela İtalya Fransa oynuyor. Ne İtalya olabilir yani. Ne Fransız. Yahut Almanya İngiltere oynuyor. Ne Alman olabilir ne İngiliz olabilir. Yani 3 aşağı 5 yukarı belli değil midir demek istiyorum. Bellidir şöyle diyelim ki 3-4 çok büyük var. Bir tanesi Nicola Rizzoli İtalya. Evet, evet. Ama İtalya final oynarsa mümkün o değil. Haliyle golü yer. Onun elenmiş için İngiliz hoca ülkesine döndü. O da önemli bir adaydı. Efendim işte UEFA'nın gözdesi olan şu an adlar aklıma gelmeyen iki hakem daha var. Bir Macar hakem, o da eve döndü mü dönmedi mi liste şu anda tam aklımda değil. Ama Cüneyt Çakır bunlar arasında adı ilk sıraya yazılı olanlar. Öyle mi? Yani iki aday. O bağlamda biraz sormuştum aslında Ahmet tabii, abi. Tabii tabii. Eşi kulisler, çeşitli başka masa altı, masa başı oyunları. Onların dur yeri var ama bir kere Türkiye'nin eğlenmesi nedeniyle o tür sıkıntılardan kurtuldu. İkincisi... Evet. UEFA açısından kulislere şuna buna kulak asmaktan ziyade o finalin dertsiz şekilde yönetilmesi birinci sırada. Finali dertsiz şekilde yönetebileceği bilinen 3-4 hakem var. Ve Cüneyt Çakır da bunlar arasında ilk ikide. Ne kadar güzel. Üçüncü, dördüncü değil. Bence Nicola Rizzoli ile çekişir. Öteki ikisi de daha aynı ayarda iki hakem daha var. Yani şu anda Cüneyt Çakır Avrupa'nın en top hakemlerinden birisi. Gün gibi meydanda. Yani tabii Türkiye'de buna benzer konularda çok aptalca laflar ediliyor. O yüzden de insanlar evet. Efendim yok içeride başka yönetiyormuş da yok dışarıda başka yönetiyormuş da. Başka da yönetme değil içerisi aslında. İçerisi tam bir kaos içerisi. Yani bir kere maçlarda çok anormal şeyler oluyor. Maçlardan sonra dünya kadar budalaca şey konuşuluyor ve herkes de buna bayılıyor. Oysa buna karşılık dışarıda daha sağlıklı bir ortam var. Bir kere maçlarda böyle anormallikler olmuyor. Her hareketten sonra 10 kişi ta başına toplanıp da itiraz etme. Ve bence en çok önemsediğim son olay maçtan sonra böyle şeyler konuşulmuyor. Yani oradaki işte bu gidişimizde de izledik. Bütün televizyonlar orada da hemen sonrasında yayınlar yapılıyor. Ama ben anlayabildiğim kadarıyla hakem konuşulabilen tek bir programın olduğuna dahi tanık olmadım. Ve buradan ilan ediyorum hakem konuşmak akılsızlıktır. Hakem konuşmak akılsızlıktır ve mazeretçiliktir. Ama bizde meslek haline geldi. Her televizyonda, her gazetede hakem konuşmak ve yazmakla görevli bazı arkadaşlarımız var. Bir şey demiyorum. Allah yollarını açık etsin. Onlar da bu şekilde ekmek yiyorlar. Amenna. Ama bu işleri konuşmanın bugüne kadar bir kuruşluk faydası olduğunu gelsin bana biri anlatsın. Şundan. Konuşulması gereken şey nedir biliyor musun? Türk hakemliği nasıl yönetiliyor? Yaşanan sorunlarla ilgili çözümler gerekli yerlerde bulunuyor mu? Yani Merkez Hakem Kurulu'nu kastediyorum. Hakemlerle ilgili her türlü çalışma, seminerler, cezalandırmalar, ödüllendirmeler, başka türlü durumlarını belirlemeler hepsi yapılıyor mu? Bunların hepsi yapılıyor. İyi yapılıyor, kötü yapılıyor, az yapılıyor, çok yapılıyor. Hayır. Yabancılar tarafından da denetleniyor. Biliyorsun uzun yıllar Yap Ulenberg'ti. Şimdi bir başkası. Bu çalışmalar uluslararası standartlar açısından da değerlendiriliyor ve Türk hakemliği tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Bu sadece Cüneyt Çakır'ın oralarda maç yönetmesinden değil. İşte görüyorsun bütün FIFA hakemlerimiz şu ya da bu şekilde o ortamlarda nefes alıyorlar. Hüseyin Göçek bir maçta 4. hakemlik yaptı. Yardımcılar yine biliyorsun Cüneyt Çakır'la birlikte maç yönetiyorlar. Bunlar Türk hakemliği adına bugüne kadar Avrupa şampiyonları ve Dünya Kupalarında hiç olmamış işler.
Ama bu konuları değerlendiren insanlar genellikle kötülükleri çok ön plana çıkararak aynı zamanda kendi yaptıkları işin de ne kadar gerekli olduğunu göstermeye gayreti içindeler. Amaç oradan bence doğru. O zaten. Tabii oradan doğuyor. Kendi işte, yaptıkları işlerin çok muhteşem işler olduğunu bahsediyor ki devam ya etsin işte diye. Ben bunun lisansını yırtarım bilmem ne. Bunlar o kadar pespaya, o kadar tüyler ürpertici şeyler ki falan. Tam tersine o arkadaşın o sırada yayından çıktığında sözleşmesi yırtılıp atılmalı. Evet. Yani böyle işte lisansını yırtarım, ben bu penaltıyı vermeyen hakemi bilmem ne yaparım falan. Bunlar mahalle kahvesi terbiyesizlikleri ama yayınlarda bunları yapmak genellikle arkadaşlarımızın öne geçmesini sağlıyor. Çünkü memleket ortalaması da, memleket vasatı da bu tür terbiyesizliklerden hoşlanıyor. Dolayısıyla siz mesela o bahsettiğiniz kimselerin kimler olduğunu çok net şu anda anlayabiliyorum tabii ki ama sizin mesela sohbetinizle, sizin muhabbetinizle ondan aldığımız keyifle, onları dinlerken aldığımız keyfin arasından ya o kadar dağlar kadar fark var ki. Ona yani teşekkür ederim ama sizleri takdir edenler çok fazla var. Bu o kadar idealize edilecek bir şey değil. Yani bu işin piri burada yayınlarda defalarca söyledim. Yayınlarda pespayeliğin daha ilgi çektiğini bilimsel olarak kanıtlamış. Kanadalı iletişim bilimci var Marshall McLuhan. Dünya televizyonlarında, Amerikan televizyonlarını diyor öncelikle, pespayeliğe yatırım yapan kimse kaybetmedi diyor. Çünkü bu böyle hemen aman denilecek bir şey değil. Bu pespayelikler insan zaaflarına sesleniyor. Ben insanların akıllarına seslenmeye çalışıyorum. O çok çekici bir şey değil. Yani Ahmet abiyi de işte severiz ederiz ama o da entel takılıyor falan diye bakılır izleyici tarafından. Buna karşılık pespaye şeyler konuşan insanlar ilgi çekiyor. Ya Allah Allah bunu nasıl söyledi? Vay Amerika'da, böyle miymiş? Amerika'da böyle olduğunu söylüyorsunuz. Avrupa'da böyle değil ama. Belli ölçülerde etkileri var. Bu çünkü sadece bir alana dayalı değil. Programlara da dayalı. Yani evet. Zaten bizde de merak edilmesi. O işte biliyorsun zamanında BBG evi falan gibi hikayeler vardı kaynana maynana. O sırada bizim sosyologlar da merak etti. Ya bunlar niye bu kadar ilgi çekiyor? Oradan öğrenildi. Ben de o sırada öğrendim. Bu konularda pespayelik dünyanın bütün televizyonlarında daha çok ilgi çekiyor. İnsan çünkü merak ediyor. Öteki türlü diyelim ki adam oturmuş akıllı konuşuyor, bilim adamı. Diyelim şeyi anlatıyor, küresel ısınma. Ya bu gidişle dünya mahvolacak diyor. Bundan daha önemli bir konu var mı? Evet. Ama ne oluyor? Sen taş çatlasa iki cümle dinliyorsun. Ya aman abi ya ne yapayım mahvolacaksa dünya onunla mı uğraşacağım falan deyip hemen bir yerde varsa eğer bir pespayelik. Çünkü pespayelik eğlendirici. İnsan zaafına sesleniyor. Onun için onayladığım için ben demiyorum. Ben biraz eğitim düzeyiyle paralel olduğunu düşünüyorum. Onunla da yani. İşte Avrupa'da yok dediğin şey o. Onu söylemeye çalıştım. Avrupa'da şimdi hakemlikle ilgili olarak çıkıp televizyona bu tür saçma sapan şeyleri konuştuğunda kaç kişi sana bu kim nereden çıkmış? Tam tersi gibi. İşte. Tam tersi işte. Ya, gayet tabii. Pespayelikten kastınız işte bu tür söylemler. Gayet, onlar bazı yerlerde prim yapıyor, bazı yerlerde yapmıyor ama işte. Avrupa'da toplumlar belli bir daha yukarı seviyede anlaşmaya varmış durumda. Belli bir anlaşma o aynı zamanda. Yani bu tür şeylerin yanlış olduğu, bunların toplumun gelişmesi konusunda, o mesleğin gelişmesi konusunda, o işle ilgili sorunların çözümü konusunda hiçbir katkısının olmadığı tam darbe tersine... Darbe vuracağını biliyorlar. Gayet tabii. Evet. O zaman konuşulacak şeyi konuşuyor. Bizim hakemliğimiz şuradan yaksıyor, şöyle yapılmalı falan gibi genel değerlendirmelerde ki ondan bile kaçınıyor. Ben konunun uzmanı değilim ama hakemlikte şu tür bir aksaklık olduğu söyleniyor filan gibi yaklaşımlar oluyor. O şekilde sorunlar çözülebiliyor. Bizde bugüne kadar lisans yırtanlar hangi sorunu çözdüler dersin? Söyle yok, bana bir şey yok. O yırtılan lisans sayesinde ben şu sorunun çözüldüğünü gördüm diyebilecek tek kişi var mı? Yok, adam maalesef. Şov yapıyor, çıkıyor. Ben onun lisansını yırtarım, ben onun ağzını yırtarım falan. Bu tür deli saçması. Siz bir de şu an çok iyimser yaklaşıyorsunuz. Çok... Bundan çok daha fahiş söylemler var. Belden aşağı söylemler biliyorsunuz. Şimdi Ahmet abiyle Arjantin-Şili mücadelesini konuşacağız. Özetimizi izleyelim ardından buradayız. 100. yıl anısına Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 45. Copa America fileninde geçen yılın iki finalisti Arjantin ile Şili karşı karşıya geliyor. Messi, Banega... Banega uzaktan sert bir şut, top asfaltta dışarı çıkıyor. Şili
defansın hatası. Higuain araya girdi. Higuain kaleciyle karşı karşıya. Higuain top asfaltta dışarı çıkıyor. Arjantin bir kez daha gole yaklaştı. İki takım da ilk yarıda 10 kişi kaldı. Görüntüler ikinci yarıdan. Eduardo Vargas. Vargas vuruşunda kaleci Romero. Bir kez daha izliyoruz. Alexis Sanchez'in pasında Vargas. Vuruşunda Romero topu çeldi. Normal süre 0-0 berabere tamamlandı. Eduardo Vargas bir kez daha gole yaklaştı. Romero yine geçit vermedi. Agüero vuruşunda bravo. Son anda çeldi. Normal süre ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Seri penaltı atışlarına geçiliyor. Vidal, kaleci Romero. Messi topun başında. Messi topu dışarı çıkarıyor. Messi topu dışarı atıyor. Castillo. Topu ağlara göndermeyi başardı. Mascherano. Golü kaydetti. Biglia. Bravo çeliyor. Messi'nin üzüntüsü. Silva topun başında ve top ağlarda. Şili üst üste Copa Amerika'da ikinci kez şampiyonluğa ulaşıyor. Şilili oyuncuların sevinci. Messi'nin üzüntüsü ve kupa. Şili kaptanı Claudio Bravo'nun elinde havaya yükseliyor. Şili 45. Copa Amerika'nın sahibi oluyor. Arjantin-Şili mücadelesinin detaylarını sizlerle paylaştık. Şimdi Ahmet Çakır'la sohbetimize başlayacağız. Ama ondan önce çok kısa bir bilgi sizlerle paylaşalım. Galatasaray kadın basketbol takımının Euro Cup'taki rakipleri belli oldu. Sarı Kırmızılılar C grubunda mücadele edecek. Rakiplerimiz Dinamo Reggio, ikinci rakip Riga ve elemelerden gelecek bir takımla mücadele edip C grubunu inşallah lider tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Arjantin mücadelesine geçebiliriz. Gerçekten kendi içinde çok farklı hikayeyi barındıran bir maç oldu bence. Messi'nin bana göre dünyanın en büyük futbolcusunun ağlamış olması, gözyaşlarını tutamamış olması, bu nedenle hırslı olduğunu bence başka bazı futbolculara mesaj niteliği taşıyan bir olay. İsteksizlikten, azimsizlikten bahsettik ya, ağlaması bunun en büyük göstergesi bence. İstiyor yani, o kupayı almak istiyor. İçinde bir heyecan var, heves var onunla ilgili. Onun göstergesi. İkinci hikayesi bence, futbolcuları kaçırdıkları pozisyonlardan dolayı eleştirmekteyiz. Sürekli. Türkiye'de bunu çok yapmaktayız. En büyük görevlerimizden bir tanesi bir futbolcuyu eleştirmek biliyorsunuz. Hatadan dolayı. Dünyanın en büyük oyuncusunun da hata yaptığı gerçeğini bir kez daha ispatlayan bir olaydı bence. Penaltıyı kaçırmış olması ve o penaltıdan sonra bir tane daha kaçtı ve gitti. Yani Messi'nin de payı çok yüksek bu olayda. Nasıl yorumlarsınız bu hikayeleriyle? Evet. Copa America finali. Sen işe çok dramatik bir tarafından girdin. Benim için ailevi bir mesele bu. Çünkü oğlum Barış, Messi'yi senin gerçek oğlun o diyor. Ben de evet diyorum. Çünkü o beni çok mutlu ediyor. Sen o kadar etmiyorsun. Nedir mutlu edişi? İşte oynadığı futbol, attığı goller, verdiği paslar biliyorsun. Milyonlarca insan, hatta belki milyarlarca dünyanın dört bir tarafında Messi ile ilgili olarak böyle düşünüyor. Ama Messi'nin belki en zayıf yanı penaltılar. Çünkü o kalitedeki bir adamın normalde köşelerden birine, çünkü eliyle koyar gibi atabilecek, evet, durumda. Ama Barcelona'da da pek çok penaltı kaçtı. Hatta yadırganacak kadar çok kaçtı. Bu kez hiçbir şekilde kaçmasın diye üst direğin altına çakmak istedi. Ama 1994 Dünya Kupası'nda Baggio ve Baresi'nin kaderine uğradı. Oysa o vuruşun nasıl yapılacağını Mascherano öğretmiş oldu bir sonraki vuruşta. Messi çok garantiye gitti. Kaleci üstelik öbür tarafa zaten atlamıştı. Öyle bir talihsizlik oldu. Messi için olayın başka yönleri de var tabii. Yani tamam, dünyanın en büyük futbolcusu diyorsunuz ama işte bir türlü milli takımda Dünya Kupası kazanamadı. Efendim işte Copa Amerika'yı kazanamadı. Bu eksiklikleri de onu eksiltiyor şeklinde yaklaşanlar var.
Bana, hiç öyle düşünmüyorum bana da. Bana vız gelir tabii. Yani hiç öyle düşünmüyorum. Bana, alakası yok uzaktan bana yakından. Bana vız gelir. Kişisel yetenekleri açısından asla ulaşılmaz bir noktada. Ve daha çok uzun yıllar, yani değerli futbol adamları da bunu söylüyorlar zaten. Bir daha 100 yılda mı gelir, 150 yılda mı gelir? Messi çok bambaşka bir olay ama dediğin gibi işte kaçabiliyor. Bir de Arjantin'in genel olarak Messi'den de bağımsız olarak 1993'ten bu yana Copa Amerika'da herhangi bir başarı gösteremeyişi inanılır gibi değil. Çünkü biliyorsun Copa Amerika'yı oynayan ülkeler arasında hiç tartışılmasız en baba futbol iki futbol ülkesi Brezilya, Arjantin. Brezilya. Sonrasında tabii ki Şili, Uruguay asla yaban atılmayacak rakipler, hatta daha aşağılara inip Kolombiya'yı ve başka takımları da bu hesaba katabilirsiniz ama zirvede iki takım var. Tıpkı İspanya'da, La Liga'da Barcelona ve Real Madrid gibi Copa America denildiğinde de Brezilya ve Arjantin akla geliyor. Böyle bir ortamda 93'ten bu yana kazanamamak ki akşam işte yayındaki arkadaşlarımız da uzun uzun anlattılar. Gerçekten o laftan tiksiniyorum kişisel olarak, jenerasyon yani. Şunun için tiksiniyorum. Hep böyle laflarla bir şeyleri açıklama eğiliminde Türkiye'de insanlar. Sadece sokaktaki insan değil, çok daha yukarılarda futbol adamı denilen, efendim işte bir jenerasyon yakaladı da bilmem ne oldu. Geçin öyle şey, öyle bir şey yok. Ama belli dönemde çok yıldız adamları, mesela Arjantin milli takımda şu anda golcü bazında. Çünkü takımın bütününde o olay yok, olsa alırsın zaten. Orta saha ve savunmanın da bütünüyle aynı güçte olduğunu söylemek zor ama bakıyorsun ki işte Avrupa liglerinin golcüleri, efendim işte Higuain'den de Agüero'sundan da hepsi kendi liglerinde oynadıkları liglerde belli. Özellikle Higuain'in atamadığı gol şu maçın kaderini belirledi. Bir de sonrasında Messi'ye yapılan faullerin ne kadarını verebiliyor hakemler? Hakikaten şunun için onlar da beziyorlar. Ya İspanya'da bunun daha başka türlü bir standardı tutturuldu. Messi'ye yapılan faullerin büyük bir bölümü veriliyor ama inan %75'i verilebiliyor. Çünkü onlar da bıkıyorlar. Her dakika Messi'ye topu diksin, atsın. Uyum bir de çok atsın. Duruyor işte. Tabii, ya, tempoyu düşürüyor. Belli bir noktada artık yediği tekmelere göğüs germesi gerektiği gibi bir izlenim doğuyor ve maç öyle akıyor. Burada biliyorsun hemen her pozisyonda 10 kişi kalmış takımlarda dörder kişi falan Messi'nin başına ve bunların biri topu almaya kalkıyorsa öteki tekmeyi anında yapıştırıyordu biliyorsun. Ama kartlar martlar işte baş edilmiyor. Her birine kart göster bilmem ne. Onlardan yararlandı Şili. Bir de sol bek Rahin kendini attırma konusundaki akılsızlığı, 10 kişi kalmış rakip karşısında orta sahada topa çok sert girip de doğrudan kırmızı kart görme akılsızlığı belirleyici oldu. İşte sonra tutup bunların faturası Messi'ye kesiliyor. Bir türlü kupa alamadı diyor. Şimdi Rojo o akılsızlığı yapmasa 10'a 9 ya 11'e 10 sonuna kadar gidecek maçta Arjantin'in o maçı kazanamaması düşünülebilir mi? İmkan var mı böyle bir şeye? Kaldı ki o... Bu Eba az önce bahsettiğiniz eleştiri hastalığı dünyada da var demek ki. Yani Messi bile eleştiriliyorsa bu bir hastalık. Eleştirilmekten ziyade bu illi o noktadan da, daha doğrusu Messi ile ilgili parametrelerin birinden onu eksik görebilme yahut işte bütün parametreleri doğru değerlendirme gayreti. Çünkü biliyorsun bu kıyaslama Ronaldo ile ilgili olarak yapılıyor. İşte o neyi yapıyor, neyi yapamıyor. Portekiz'den şey deniyor ya mesela, kulüp kariyeri tamam, evet. Amenna evet. Ortada. Milli takımda oynayamıyor ama. İşte yani bu şeyi de Ronaldo'yu da milli takımda görüyorsun. Neredeyse evet. Çok daha alt düzeyde takımlar karşısında dahi hemen hemen hiçbir etkinlik gösteremeyen durumda. Gruptan zor çıktılar ama işte ondan sonrasında yola gidecekler ama Portekiz'de hiçbir zaman hiçbir şey yapamadı. Avrupa'da özellikle kendi evindeki finalde Yunanistan'a yenilip de kaybetmesi ve bunu da neredeyse çok kolay kabullenmesi Ronaldo ile tartışmada Messi'yi kurtarıyor Amenna ama dediğim gibi işte parametreler açısından bir de kupa kazansaydı çünkü orada da bir Maradona kıyaslaması evet. Var. İşte o Maradona da Dünya Kupası'nı kazandırmıştı. O yüzden o daha büyüktür falan filan gibi tartışmalar var ama çok seninle benim en azından çok umursayacağımız şeyler değil evet. Bunlar Messi bazında. Ahmet abi programımızın sonuna geldik. Vaktim şu an yok ama programda Galatasaray'ı hiç konuşmamış olmamak için Serdar transferini çok kısa yorumlamanızı rica ediyorum.
bir dakikan, bir buçuk dakikan falan var. Verilen paranın büyüklüğü ve 3 oyuncu nedeniyle eleştiriler var tabii Serdar bu düzeyde mi diye. Ben de bu eleştirilere katılıyorum ama şu yönünü önemsiyorum. Savunmada mutlak oynayacak milli takım düzeyindeki bir oyuncu çok belirleyici. Ve 3 oyuncunun verilmiş olmasını sevinçle karşılıyorum. Keşke 6 oyuncu verilseydi. Biliyorsun kadro yine 40 kişi civarında. Maliyetlerden ve kurtulma olarak. Nasıl azalacağı da kuşkulu. Oysa Furkan'ı falan da önemsiyordum. Çünkü Kayserispor'un işte kaç yıldır daha önce Karabükspor'un sıçrayabilecek potansiyeli gösteren gençlerden biriydi. Ama ne yapalım ki böyle durumlar olabiliyor. Sercan'ın verilmesinin hiç umursanacak bir tarafı yok. Ve yani o açıdan Galatasaray'ın benim asıl önemsediğim nokta bundan sonra çok fazla transfere dalmadan işte bir de Rodega mı olur ondan sonra da hala şu lazım bu lazım hikayelerine gitmeden defteri kapatıp ve en az 10 oyuncu satabilmek. En az 10 biliyorsun işte 40'lı civarda sayı Futbol Federasyonu. Amaç şu anda 25'e indirmek. Gerektir. Zaten Futbol Federasyonu'nun sınırladığı sayı 28. Avrupa'nın sınırladığı sayı 23. Gitmiyorsun ama parametreler açısından söylüyorum. Yani 20'lerde kalması lazım takımının. 23, 24, 25 her neyse. O açıdan da Serdar Aziz'in alınması iyi. 3 oyuncu verilmesi iyi. Keşke 10 oyuncunun daha bir yerlere verilebileceği bir formül bulunsa. O işleyişi ben her şeyden fazla önemsiyorum. Yoksa öteki türlü şu alınmalı, bu alınmalı meselesi beni tek kelimeyle çıldırtıyor. Yayınları diğeri daha önemli. Yayınları izlediğim zaman arkadaşlara karşı içimden böyle açık söyleyeyim yağdırıyorum. Galatasaray'ın şuna ihtiyacı var, Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var, Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Geçin bunları arkadaşlar. O kapsamda biz Serdar Aziz'e dönelim. İyi transfer, çok uzatmanın anlamı yok. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, duayen spor yazarı Ahmet Çakır'ın keyifli sohbetinden nasiplenme şansımız oldu. Güzel yorumlarıyla bizleri hem güldürdü hem bilgilendirdi. Çok teşekkürler. Herkese mutlu günler diliyoruz.